Herkese merhabalar, Müverihane'ye hoş geldiniz. Ben Tarih Öğretmeni Büşra Hocanız. Bugün sizler için çok özel bir video içeriği oluşturdum. Bu video içeriğini oluştururken de aslında şöyle bir süreç yaşandı. Ondan da ufacık bahsetmek isterim. Yakın zamanda kütüphanemde bir takım küçülmeye gitmiştim. Bu çok dikkat çeken bir süreç olmuştu. Çok güzel tepkiler aldım. Beni cesaretlendirmiştiniz. Fakat bir de mesajların arasında şöyle şeyler dikkatimi çekmişti. Hocam en çok sevdiğiniz kitap hangisidir? İşte en sevdiğiniz seri hangisidir? Kütüphanenizdeki en kıymetli eser hangisidir? Hangi kitaptan asla vazgeçemezsiniz gibi çok fazla mesaj aldım. Bu da bu videonun içeriğini oluşturmama neden olan bir durum oldu. Bu videoda sizlere kütüphanemde asla vazgeçemeyeceğim dediğim, çok kıymet verdiğim İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Osmanlı serisidir. Hem bu konuda tarihçi arkadaşlarıma bir yol göstermek hem de takipçilerime de Uzun Çarşılı hakkında bilgiler vermek aslında. Eserleri hakkında yorum yapmadan önce Uzun Çarşılı hakkında ufacık bilgi vermek isterim. Uzun Çarşılı, Reis-i Müverrihin yani tarihçilerin reisi anlamına gelen çok özel bir lakaba sahip. Kendi ordiyonuz Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'dır. 1888 yılında İstanbul'da doğuyor. Daha sonra Darülfünun'da eğitim alıyor. Benim de memleketim olan Balıkesir'de Maarif Bakanlığı yapıyor. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Balıkesir'den milletvekili olarak meclise gidiyor. Tabii meclise girdikten sonra az çok bilirsiniz siyaset mi eğitim mi diye, aynen siyaset mi askerlik mi denildiği gibi ikisinin arasında bir tercih yapılması isteniyor kendisinden ve tabii ki eğitim alanını seçiyor. Ben bu duruma aynı Fuat Köprülü'nün işte Demokrat Parti'den ayrılma sürecine benzetiyorum. Tarihçilerde biraz vardır. Geleceği az çok tahmin edebildikleri için tam vaktinde manevralarla siyasetten ayrılıyorlar. Fuat Köprülü de 60 darbesi öncesinde hemen ayrılmıştı Demokrat Parti'den. Bu da küçük bir anekdot olsun. Uzun Çarşılı Türk Tarih Kurumu'nun da kurucu üyelerinden. Belleten dergisinde 3 ayda bir yayınlanan makaleleri vardır. İlerleyen süreçte de kendisinden büyük bir Osmanlı çalışması yapması isteniyor. Bunun üzerine çok büyük bir çalışma başlatıyor. Topkapı Sarayı, Osmanlı arşivlerine giriyor. Tüm arşivleri didik didik araştırıyor ve doğru tarih yazımını aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk başlatan kişi olarak karşımıza çıkıyor. İlk modern tarih yazımını başlatan kişi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı hocamızdır. Biz de tarihçiler olarak tabii ki çok fazla kıymet veriyoruz. Çünkü şu an piyasada dolanan herhangi bir tarih kitabı ya da sizlerin derslerde okuduğunuz, bizlerin sizlere YKS'de, KPSS'de karşınıza çıkan her yerdeki tarihte İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın kitaplarından yararlanarak aslında sizlere bu dersleri anlatıyoruz. Uzun Çarşılı tarihçilerin reisidir, reis-i müverrihindir. Çok kıymetlidir. Bu sebeple kendisini hem anmak hem de sizlere tanıtmak istedim. Kitapları Osmanlı tarihi üzerine 4 cilt olarak yayınlanıyor. 4 cilt yazıyor daha yazabiliyor daha doğrusu. Çünkü 4. cildi yazarken tam 89 yaşındaydı ve kalp krizi geçirerek 4. cildin üzerine düşerek vefat etmiştir. Bu şekilde kaybettik kendisini. Ruhu şad olsun diyelim. Bizleri bırakmış olduğu eserler için kendisine şükranlarımızı iletelim. Şimdi birazcık kitaplarından bahsetmek istiyorum. Burada aslında 4 ciltlik bir eseri var diyoruz ama 6 cilt halindedir aslında. Burada hemen 1. cildinden bahsedelim. Burada diyor ki Anadolu Selçuklu ve Anadolu beyliklerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürüne iniyor. Temellerini aslında buradan başlatmamız gerektiğini söylüyor. Bence bu çok güzel bir bakış açısıdır. Burada şecereler de yer alıyor. Yani soy cetvelleri. Mesela hemen şöyle göstereyim 1. cildinde. Gündüz Alp'ten başlatıyor tabii. Gündüz Alp, işte Ertuğrul, buradan devam ediyor Osman Gazi. Tek tek şu şekilde göstereyim. Tek tek soy cetveline kadar Osmanlı beyliğini anlatıyor ve imparatorluğa giden süreçte de yükseltiyor. Tabii ömrü vefa etmediği için Tanzimat dönemine kadar ilerletebiliyor bu kitaplarını. 1789 Fransız ihtilalinden sonrasında zaten Enver Ziya Karal Nizami Cedid'le birlikte o devam ettiriyor kitaplarını. Çok kıymetli eserler bizler için. Hatta Uzun Çarşılı kitabını yazarken döneminde vermiş olduğu biraz ağır bir dil kullanıyor. Ama Enver Ziya Karal'ın dili daha hafiftir. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Uzun Çarşılı'nın dipnotları metninden daha da uzundur. Çok ayrıntılıdır.
tam bir kaynakça aslında şu şekilde göstereyim. Mesela şu kısım tamamen dipnot şeklinde, şu kısım metin. Yani bayağı ağırdır. Ama bunun kadar ayrıntılı, güzel başka bir Osmanlı tarih yazımını bulabilir miyiz bilmiyorum. Bu yüzden de çok kıymetli aslında bizler için. Mesela ikinci cildine bakalım. Burada da İstanbul'un fethinden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne kadar ilerletiyor. Yani yükselişe kadar devam ettiriyor. O kadar ayrıntılı ki kitap. Saray içerisinde o gün geçen herhangi bir günlük konuşma dahi yer alıyor. Yani ne kadar titizlikle kaynakları elediğini, kendi süzgecinden geçirerek yazdığını aslında okurken şahit olabiliyoruz. Çok kıymetli bir çalışma bu sebeple de. Burada da gene aynı şekilde arkasında bir takım şecereler var. Burada da kimler var? Evet, Fatih Sultan Mehmet'ten başlatıp Kanuni'nin oğullarına kadar ilerletmiş mesela şecereyi. Başka başka neler var? Burada mesela arz odası, padişahın tahtı, işte Topkapı Sarayı'ndaki selamlık, işte cuma selamlığı, mesela kaftanlar var. Bunları hep böyle arşivlerden çıkartıp bu eserine ekletmiş. Bu yüzden de çok kıymetli. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in bu çok bilinen Bellini'nin çizmiş olduğu tablosu mesela. Başka neler var? Mesela Yavuz Sultan Selim'in portreleri var. Burada hani Şah İsmail ile karıştırılan portresi, kulağında küpesi olan. Mesela dönemin Osmanlı arşivlerinden direkt Osmanlıca belgeler de var. Yani her yazdığı bilginin bir kaynağı mevcut. Bu sebeple en doğru tarih yazımına Uzun Çarşı sayesinde ulaşabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Hemen bunu da koyalım. Üçüncü cildinde neler var? İşte üçüncü Selim'in tahta çıkmasından Karlofça'ya kadar geçen süreç var. Tabii bu üçüncü cilt ikinci kısım olarak da ayrılacak. Çok ayrıntılı. Mesela burada birinci Ahmet var. İkinci Osman, genç Osman'ımız var mesela. Burada ne kadar gençler, bakar mısınız? Bu belgeleri her yerde bulmamız mümkün değil. Bakalım. O 4. Murat en sevdiğim padişahlardan bir tanesi. Çok heybetlidir. Filminde de seçilen karakter fiziki olarak çok heybetli değildi ama davranış olarak güçlü bir yapıya sahipti. Çok severim 4. Murat'ı. Padişahlar hakkında da bir seri oluşturabiliriz. Bunlar üzerine konuşuruz. Bence güzel olabilir. Evet. 4. ciltte de Tanzimat'a kadar giden süreçten bahsedeyim. Şimdi ben size Uzun Çarşı'nın ömrü vefa etmediği için yarıda bırakmış olduğu işte Tanzimat sonrasını Enver Ziya Karal devam ettiriyor. Bundan biraz bahsedelim. Dili Uzun Çarşı'lara göre çok hafif ama yine de belirli bir tarih üslubuyla yazılmış bir eserdir. Mesela ben şeyi çok seviyorum. 4. Murat sahnesi vardı televizyon dizisinde. İşte gel biri topaz zorba başı diye 4. Murat'ın işte eline topuzunu alıp işte savurduğu bir sahne vardı. Bu direkt bu eserden, bu kitaptaki metinden alınıp dizilere uyarlanıyor. Yani doğru tarih anlayışıyla yapılan sahneler de var. Tabii dizi kısmına çok da girmek istemiyorum. Biliyorsunuz biraz popüler merak uyandırmaya yönelik çok da fazla abartılar da mevcut. O kısma daha sonra belki girebiliriz. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Burada 8. cildim var. 1. Meşrutiyet'ten İstibdat Devri'ne kadar geçen süreç. Burada da 2. Abdülhamit'e kadar ilerletiyorlar. Tek tek kronolojik olarak araştırma yapıyorsam da kronolojik cetvellerinin bulunması da bence çok önemli. Bu şekilde göstermiş olayım. Bu eserlerin aslında hepsi ciltli eserler. Bunlar koruma kılıfları. Bu kılıfları çıkardığımızda karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. Koruma kılıflarıyla kullanmayı seviyorum çünkü kıyamıyorum bu kitaplara. Göstereyim. Böyle olduğunda daha ciddi kitaplar gibi gözüküyorlar. Ama her ne kadar ağır da olmuş olsalar, içeriğindeki bilgiler çok ayrıntılı, çok fazla dipnotlarla farklı eserleri çapraz okuma yapmaya sevk etmiş olsa da aslında o kadar da keyifli ki bunları okumak. Çünkü bu kadar o dönemin psikolojisini de anlayarak tarihi öğrenmenize vesile olacak çok az elimizde kitap var. Bu da onların başında gelir. Bence kesinlikle herkesin kütüphanesinde bulunması lazım. Tabii oturun komple hepsini bir kere de okuyun, kafanızı gömün falan demiyoruz. Çünkü biz de bu şekilde okumadık. Aralarından bölümler
ödev olarak verilmişti. Yok araştırma konusu için açıp baktık ya da sadece merak ettiğim için bir bölüm açıp okuyup baktık. Bence kaynak eser olarak çok kıymetli eserler. Ben bunları anlatırken dahi çok heyecanlanıyorum. Fark etmişsinizdir siz de. O yüzden benim heyecanımı ortak olmanızı çok istedim. Bu videoyu çekerken çok mutlu oldum. Umarım siz de çok beğenirsiniz bu videoyu. Çünkü İsmail Hakkı Uzunçarşılı Cumhuriyet dönemindeki Osmanlı tarihini en doğru bir şekilde kaynaklar nezdinde kendi süzgecinden geçirerek herkesin kabul edebileceği kanıtlarla tarih yazımını başlatan ve bu alanda da kendisinden sonra gelenleri etkileyen en önemli tarihçilerimizden bir tanesidir. Kendisini örnek alsak da onun yürüdüğü yoldaki bir toz bile olabilir miyiz bilmiyorum. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı tarihçiliğindeki medeniyet, işte teşkilat, sosyal ve siyaset anlayışının ortaya çıkmasına neden olan tarihçi olduğunu da bilelim, bunu da unutmayalım. Tarihin doğru anlaşılması için çok mücadele etmişler. Sırf bu sebeple bile anılmaya, şükran duyulmaya layıklar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bana mesaj olarak atabilirsiniz. Ben şimdi kitaplığımın baş köşesine geri taşıyayım kitaplarımı. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Her gün olabildiğince sizin için videolar çekip paylaşmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Müverrihane hesabından gelişmeleri takip edin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bu videonun hediye kitaplarından bahsetmeden videoyu kapatmışım. Geri döndüm, açtım ve hediye kitaplarından bahsediyorum. Malum Osmanlı'nın en iyi vakanüvisinden yani tarihinden bahsedince aklıma şu kitabı vermek geldi bu videoda. Baba Ali Vakanüvisleri. Şöyle gösterelim. İkinci kitabım. Komünist Manifesto. Ve üçüncü hediye kitabım da Virginia Woolf'un Perde Arası. Üçüncü videoya özel 3 hediye kitabım olmuş olsun. Hemen yorumlara Müverrihane hesabından bilgilerini paylaşacağım.